Nasılsınız bakalım? Ne gündü ya? Siz. Aynen. Dün ne gündü ya? Dün Onur'un doğum günüydü arkadaşlar. Zaten herkes biliyor bunu. Ondan sonra Aycan falan geldi. Ben ortamı hiç bozmak istemedim. Ama gözümden kaçmayan şeyler de oldu. Benim de. Mesela senin Kemal'e yakın davranışların gibi. Evet. Kemal'le dans etmeye çalışma çaban gibi. Dans etmeye çalışma çabam demeyelim de biz normalde de Kemal'le zaten hep dans ediyorduk. Artık bir şeyler normal yapıyorduk. Bir durum değil ama anormal bir duruma geçtik. Şöyle yani, olsaydı anormal olabilirdi. Kemal'in şu anda bir sevgilisi var ve evet, o kişi benim. Farkındayım gayet. Zaten bu duruma da hiçbir aksi bir ve ben yok. Gergin bir tipim. Benim eğer bak, erkek arkadaşıma bir daha bu kadar yakın davranırsan, böyle dans etme çabalarına girersen olmaz. Bak Melis'cim şöyle durum anormal şöyle olurdu. Ben eğer Kemal'e bir şey hissediyor olsaydım sen ve sen Kemal'e bir şey hissediyorsun zaten hayatım. Siz sevgili olduğunuzda ben onunla dans etmeye çalışsaydım evet bu durum anormal olurdu. Ama ben Kemal'e bir şey hissetmiyorum zaten. Hep arkadaşım dedim burada ona. Canım, ve biz arkadaş gibi davrandık her zaman. O yüzden şu anormal bir durum görmüyorum ben. Kuzenim diyen, kardeşim diyen, sonra hı, sevgili olarak çıkanları da gördük. Onları görebilirsin ama benden öyle bir şey göremezsin. Sevgican, senin Kemal'den hoşlandığın, hatta aşık olduğun çok bariz bir şekilde ortada ve bir daha sevgilime yaklaşmayacaksın. Öyle mi? Evet. Ben seninle bahçede bir konuşma yaptım, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ve o konuşmanın ardından hareketlerin yine aynıysa eğer ben bundan İyi de, bir şeyler çıkartırım. Aramda ben ona bir şey hissetmediğim için hareketlerimi geri çekmem canım, için bir sebep yok ki. Sen ona bir şey hissetmiyorsun ki. Değil, sen bildiğin Kemal'e benim karşı bir şeyler hissediyorsa onun bir ilişkisi sen olduğunda benim evet geride durmam gerekebilir. Yakın duramazsın. Ama benim ona bir hissim olmadığı için bir ilişki yaşadığında ya geri yok, durmama ya, gerek yok Melis'ciğim. Herkesin gözünün önünde belli herkesin bir şekilde tamam mı? Bir şeyler ya, algılaması arkadaşlar herkes öyle bunu farkında. Anlamına gelmez. Ve sen benim sevgilime bundan sonra yaklaşmayacaksın. Yaklaşmayacaksın mı? Evet yaklaşmayacaksın. Ben zaten bir aşk gözüyle yaklaşmıyorum Kemal'e Melis'ciğim. Hiçbir o yüzden şekilde bu durumdan hiçbir sıkıntı görmüyorum. Sevgiden diyorum ki hiçbir şekilde sevgilime yaklaşmayacaksın. Hmm. Bilmem anlatabildim mi? Böyle bir duygum olsa söylerdim. Böyle bir sohbet etmek istesem ederdim. Dedi. Ama Kemal'e böyle ne bir hissim yoktu. Etmek isteseydim ederdim ne demek? Şunu söylemek istiyorum. Kemal'e hissim olsaydı onunla böyle bu şekilde bu duygularla sohbet ederdim. Bak, ama senin hissim dediğinde bu böyle çok farklı bir şey. Etmedim. Anlıyor musun? Anladın senin mı? Dediğinde bu çok farklı bir şey. Sen diyorsun sen ki etmek ilişki yaşamak isteseydim yaşardım diyorsun. Evet. Buna neye dayanarak diyorsun? İlişki yaşamak isteseydim bu şekilde yönelirdim ama bu şekilde yönelmedim diyorum. Bak senin dediğinle şu andaki çok farklı. İsteseydim yaşardım demen için ne gerekli biliyor musun? Ne karşı gerekli? Tarafın da seni istemesi gerekli. İsteseydim duygularımı yaşardım ama istemedim. Duygularımı yaşardım. İsteseydim ama istemedim duygumu yaşamadım. Çünkü duygum yoktu. Duygun yok zaten istiyorsun sadece. Ben duygun var demiyorum. Ben bu eve geldiğimden beri diyorum ki duygum olmadan kim olursa bir şey yaşamayacağım. Ya. Erkeklerimizi de bu kadar kötüleme hayatım hayır, ya. Bir kötülemek için söylemiyorum onu ki ben orada kimseyi yermedim. Ama bana uygun değiller diyorum. Kötü de değiller bana uygun değiller diyorum. Kötülemiyorum ki hiçbirini yermeyeceğim şu an farkında mısın? Bence de sana 10 kat gömlek fazlalar bence de. O yüzden uygun olmadığını söylüyorsun. Şimdi anladım okey. Bu da senin. Bence de sana 10 gömlek fazla. Neyse ki bunların kararını senin yorumların belirlemiyor. Pardon sen 10 gömlek fazlasında beğenmiyorsun. Benim böyle bir iddiam olmadı Yağmurcuğum. Bence onlar sana 10 ben değil. Ben beğenmiyorum mu dedim. 100 kat fazlalar. Ben ilişki yaşamak isteyeceğim, hoşlandığım biri yok kusura diyorum. Kusura bakma da oradaki çocuklardan hiçbirini bence rüyana girsin. İstesen bile rüyana bile gelmezler. Anladım. Bir şey soracağım. Sen Sevgican'ın Kemal'e arkadaşı kurmasını istemiyor musun? Neyse ki senin yorumlarınla bir şeyler gerçekleşti. Kimseye ben arkadaşıma karşı Allah bir şeyler hisseden birinin tabii ki de arkadaşı kurmasını yani. İstemem. Evet bir şeyler hisseden birinin tabii ki de istemez. Ne? Bir şeyler hisseden birinin tabii ki de arkadaşı kurmasını istemezsin. Ben olsam ben de istemem Melis'ciğim haklısın. Ay bunun görüntüsüne peki dayanamıyorum. Peki sen arkadaşı kuracak mısın Sevgican? Ben Kemal'e bir şey hissetmiyorum. O yüzden ilişki yaşarken onunla iletişim kurmamda bir sakınca görmediğim için evet arkadaşıma devam edeceğim. Hmm. Belki. Canım isterse. Kemal'le aramızdaki arkadaşlığın kararını verecek olan kişi Kemal'le benim. Benim mi verdin ki? Kemal'le sen değilsin benim. Evet. Kemal'le benim. Anladım. Ay Sevgican beni şişirdin yani. Ay Melis. Mantı götüreceğini hiç beklemezdim. Gamze ile Tankut çok komik bir çift olmaz mı yalnız? Hiç beklemezdim. Ne alaka bir çift olurlar yani ne alaka. Belli de olmaz gerçekten biri yani. Relax, biri hayır şey çok alakasız iki insanlar. Olabilir bana göre ama çok olabilir.
Zıtlar yani. Belki bazen zıtlar da çekebilir. Bak çekebilir. Doğru. Bir şey söyleyeceğim. Bu doğru. Ondan başka var mı? Var. Orada bak. Ama çok ilginç de olabilir yani. Değişik olur. Ama enteresan bir çift olacakları kesin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sevdiğin.